Selam, ben Şeyma, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda yeni birkaç tane ürün deneyeceğim ama bu ürünler piyasaya yeni çıkmış ürünler değil. Benim ilk defa deneyeceğim, yani bana yeni olan ürünler olacak. Söyleyeceklerim bu kadar, makyaja başlayalım. İlk olarak gözlerle başlamak istiyorum. Pretty Vulgar markasının Undercover isimli kapatıcısını deneyeceğim. Rengi biraz fazla turuncu gibi gözüküyor. Şöyle fırçayla dağıtıyorum. Bence göz altlarımda pek uygun olmayacak bu renk. Birazcık daha ekliyorum. Çok da kapatıcı gibi değil. Çok fazla bir örtücülüğü yok gibi. Bilemedim. Neyse. Tabii bir de göz altlarında denemek lazım. Şimdi geçelim far paletine. Far paleti olarak Violet Voss markasının Pro far paletlerinden HE olanı deneyeceğiz. Renkleri aşırı güzel. Ambalajı da çok güzel böyle. Hafif bir gökkuşağı yansıması var sanki. Kahve ve pembe ağırlıklı. Sıcak tonlardan oluşuyor. Benim günlük olarak kullanmayı çok ama çok sevdiğim renkler. Bir de şöyle kocaman bir aynası var. Çok net bir aynası var gerçekten. Kendimi uzun süredir bu kadar yakından görmemiştim. Neyse. Hadi bakalım başlayalım. Hepsini tek tek swatchlamamı ister misiniz? Bilmiyorum. Bence swatchlarını internetten de bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. O yüzden direkt farlara geçmek istiyorum. Artık kimse öyle swatch videosu falan izlemiyor bence. Şuradaki transition rengiyle başlayalım bakalım. Bayağıdır şöyle koyu, smoky bir makyaj yapmıyoruz aslında. Öyle bir şey yapabiliriz. Far çok yumuşacık ve incecik. O yüzden çok güzel dağıldı ilk renk. Denemek istediğim bir de krem far var. O da onu da göstereyim. CRT London markasının Eye Luster krem eyeshadowlarından, krem farlarından Cupid isimli rengi ya da Cupid. Bilmiyorum. Amerikalılar bu C harfini bazen C diye okuyorlar, bazen K diye okuyorlar. Mesela bunun en güzel örnek Atlantic Ocean. Atlantic sondaki C, K, Ocean. Neyse, böyle lilamsı, pembemsi bayağı güzel bir renk gibi duruyor. Bunu da kullanmak istiyorum aslında böyle orta kısımda falan. O yüzden çok pembe değil de acaba kahveleri mi kullansak? Şuradaki kahveyi alacağım. Brownie Points isimli renk. Şimdi bunu göz kapağıma şu kısma böyle dışarı doğru. Aynı şekilde iç kısma da. Yani ikisini de daha çapraz böyle dışarı doğru uyguluyorum. Şu orta kısmı boş bırakıyorum. Gözlerinizin daha çekik durmasını istiyorsanız böyle halo eyes falan yaparken ortayı dümdüz boş bırakmak yerine biraz daha benim yaptığım gibi dışa doğru yaparsanız çok daha çekik duracaktır gözleriniz. Şu orta kısmı da biraz birleştiriyorum. Farın ince olmasını çok sevdim. Mesela Anastasia'nın farları gibi değil, çok pigmentli değil. Onlarda sadece bir kere dokundurmanız gerekiyor. Eğer çok fazla fırçanızı döndürürseniz farın içinde ve sonra uygulamaya çalışırsanız çok pigment olduğu için göz kapağınızda dağıtamayabilirsiniz. Ama bu farın çalışması biraz daha kolay. Çok ince olduğu için çok da pigmentli ama yeteri kadar pigmentli. O yüzden biraz daha kolay dağıtma ve kolay çalışma sağlıyor. Şimdi birazcık daha koyulaştıralım istiyorum. Teddy Bear rengini alacağım bu sefer. Bunu daha düz bir fırçaya alıyorum. İstediğim noktalara oturtuyorum. Sonra da bir önceki kullandığımız karıştırma fırçasıyla dağıtacağım. Aşırı aşırı kolay dağılıyor. Çok sevdim bu matları. Bence bu paletin tek eksiği siyah. Bir de siyah far olsaymış içinde gerçekten başka bir far paletine ihtiyacımız olmazmış. Tabii sadece bu renkleri kullanmayı seviyorsak. Şimdi ışıltılı rengi de bir ekleyelim. Şu an birazcık karışık gözüküyor ama toparlayacağız. Benim kullanmayı en sevdiğim bronzlardan bir tanesi. Böyle soğuk bronz rengi. Çok severim bu tarz renkleri. Cool Beans. Çok güzel.
Taffy çok güzel, tam bir gold bu da. Şuradaki How You Doing de çok güzel gözüküyor, böyle pembe rose gold gibi. Awesome Sauce diye bir renk. Bu da bayağı güzel. Şu an bayağı kararsız kaldım hangisini kullanacağımı. Hepsi o kadar güzel ki. Ama galiba şu ilk aldığımız renk güzel olacak. Diğer o lilamsı, pembemsi farla da. Metalikler de, matlar da çok kremsi. Yapısını çok sevdim ben bu paletin. Bu palet benim yeni seyahat paletim olabilir. Çok sevdim çünkü içindeki renkleri. Bad My Eyes isimli şuradaki koyu kahve ışıltılı rengi alacağım ilk önce. Bunu tam orta kısma uygulamıyorum. Biraz daha kenarlara doğru uyguluyorum. Orta kısma biraz daha açık bir renk uygulayacağım. Orta kısma da yanındaki Cool Beans rengini uygulayacağım. Fırçamı direkt ters çeviriyorum, arka kısmıyla uygulayacağım. Fırçamı tekrar ters çeviriyorum, kahve farı uyguladığımız kısma. Şöyle üzerinden hafifçe geçiyorum ki birbirine karışsın güzelce. Ben bunu böyle bile bırakırım. Çok güzel gözüküyor bu haliyle de, ama dediğim gibi bu farı da bir denemek istiyorum. Bayağı güzel. Böyle çevirdiğinizde daha şampanya gold yansıyor. Böyle çevirdiğinizde de lila. Doğu Krom bir krem far. Düz ince bir fırçayla uygulayacağım. Orta kısma uyguluyorum. Bunu böyle bırakmak istiyorum. Böyle düz bir çizgi halinde. Belki alt kısma da yaparız. Böyle birbiriyle bütünleşir. Değişik bir makyaj olur. Paletteki farları beğendim ilk izlenimler olarak. Gerçekten matlar çok güzel karışıyor. Işıltılılar rengini çok güzel verdi. Böyle çok parçalı parçalı değiller. Daha dümdüz, smoothlar. O yüzden de böyle göz kapağında çok kalın durmuyor. Daha ince duruyor. O yüzden de günlük olarak biraz daha kullanılabilecek metaliklikteler ve ışıltı da var. Yani böyle daha parça parça duran ışıltılı simli farlardansa bu tarz böyle ince farları kullanmayı daha çok seviyorum günlük olarak. Çünkü çok fazla kalın ve çok fazla kalın durmuyorlar göz kapağında. O yüzden de bu paleti günlük olarak çok sık kullanacağımı düşünüyorum. Bir sonraki makyajlarımda renkler çok çok güzel. İçerisinde ışıltılı ve mat bir ten renginin olmasını çok sevdim. Çünkü bu iki far kaş altını ve göz pınarını aydınlatmak için çok faydalı oluyor. Bazen mat kullanmak isteyebiliyorum, bazen ışıltılı kullanmak isteyebiliyorum. O yüzden iki seçeneğin de palette olması çok güzel bence. Sadece çok az daha kirpik dibime koyu kahveden ekleyeceğim. Şöyle dağıtmayacağım bunu. Biraz daha koyu kalsın istiyorum o kısım. Köşeleri şu an önemsemiyorum çünkü fondöteni falan uyguladıktan sonra tekrar döneceğiz zaten. O yüzden şimdi bir makyaj temizleme mendili alıyorum ve şöyle temizliyorum. Geçelim cilde. İlk olarak Becca'nın Shimmering Skin Perfector aydınlatıcılarından, likit olanlardan opal rengini deneyeceğim. Bunu önce bir böyle yanaklarımın yüksek kısımlarında bir denemek istiyorum. Bu mini boyu. Biliyorsunuz ki bu ara mini boylara sarmış durumdayım. Bunu da şöyle elimin üstüne birazcık alıyorum. Parmağımla uygulayacağım direkt. Bayağı güzel duruyor. Işıltıları çok çok ince. O yüzden de cilt gibi duruyor. Çok böyle aydınlatıcı aydınlatıcı durmuyor. Wow! Çok sevdim. Çok sevdim bunu. Muhtemelen makyaj yapmadığım zamanlarda böyle cildimin üzerine uygularım direkt. Eğer makyaj yapacaksam da fondötenle de karışınca güzel durur diye düşünüyorum. Çünkü ben likit aydınlatıcılarımı çoğu zaman fondötenimle karıştırıyorum. Ama bu şu an elimdeki likit aydınlatıcılardan en doğal duranı olabilir. İçerisindeki ışıltılar çok ince olduğu için çok güzel duruyor. Çok sevdim bunu. Şurada görebilirsiniz. Rengi de çok güzel. Böyle pembe şampanya gibi. Bir de fondötenin üstüne uygularız bakalım nasıl duracak. Fondöten olarak da yine Becca'nın bir ürününü deneyeceğiz. Ultimate Coverage 24 saat kalıcı fondöteni. Bendeki rengi Driftwood.
Ben böyle çok kapatıcı fondötenleri sevmiyorum. Umarım çok fondöten durmaz. Cam şişede ve pompalı bir ambalajda. Ben likit ürünlerde bu tarz böyle sıkmalı ambalajları daha çok seviyorum. Çünkü cam kırılabiliyor, seyahatte birazcık zor olabiliyor vesaire. O yüzden tercihim diğer ambalaj ama öyle işte. Önce bir fırçayla deneyelim. Ondan sonra bir kısma elimle uygulamayı deneyeyim. Çünkü ben cilt ürünlerini elimle uygulamayı çok seviyorum. Üşengeç olduğum için gidip süngerimi yıkamak falan zor gelebiliyor bazen. Bir de diğer bir kısma da süngerle deneyelim. Üçünü de denemiş olalım. İlk olarak fırçayla başlamak istiyorum. Güvendiğim bir fondöten fırçası alıyorum. Elfin Ultimate Blending Brush'ı. Bu arada umarım rengi de olur. Şu elimin üstünü bir temizleyeyim de ondan sonra orada çalışmaya devam edelim. Yoksa her şey birbirine karışacak gibi. Bu krem far her yere dağıldı yalnız. Gözümden nasıl çıkacak acaba merak ediyorum. Hiç hoş olmadı bu. Bu simleri yüzümde görmek istemem çünkü. Neyse diğer elimin üstüne alacağım artık. Şimdilik bir pompayla başlayalım. Rengi bayağı olacak gibi duruyor. Hadi bakalım. Bu taraf da çok tersime geliyor. Sağ elimi kullandığım için. Neyse. Rengi çok uygun oldu bence. Çok azıcık boynumdan koyu olabilir ama zaten yaz geliyor birazcık daha bronzlaşacağım için. Bence rengi uygun. Önce süngerimi ıslatıyorum. Hala ilk pompadayız. Bu arada bayağı kapatıcı gerçekten. Fırçayla uyguladığımız tarafın üstünden süngerle çok kötü bir şekilde geçmek istiyorum şu an. Yarım pompa az geldi süngerle. Çünkü sünger ürünü emdiği için bir pompa daha aldım. Kesinlikle süngerle uyguladığım taraf çok daha iyi gözüküyor bence. Bir de elimle deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Elimle iyi yediremiyorum. Böyle oraya buraya kayıyor gibi süngerle devam edeceğim anlamadım. Kapatıcılığı şu an için orta bence. Şuradaki sivilce izlerimi falan hala görebiliyorum. Ama eğer birazcık daha uygularsam bence kapatır. Fırçayla uyguladığım tarafı çok sevmedim çünkü cildimin birazcık üstünde oturuyor gibi ama süngerle uyguladığım taraf bayağı güzel duruyor ve böyle çok mat mat durmuyor. Cildimin altındaki ışıltıyı hala görebiliyoruz. Onu sevdim. Bu tarafta mesela mimik çizgimi falan bir tık daha fazla belli etti gibi. Şurada falan çok iyi oturmuş gibi gözükmüyor. Ama süngerli olan kısımda çok daha bütün gözüküyor bence. İlk izlenim olarak dediğim gibi süngerle uygulanışını daha çok beğendim. Ellerimle de çok iyi oturmadı bence. Sünger çok daha başarılı bu fondötende. Ama fırça kullandığınızda çok daha az ürün kullanıyorsunuz. Sünger birazcık ürünü emdiği için sünger kullanacağınız zaman 1,5-2 pompa harcayabilirsiniz. Ama fırçayla bir pompada tüm yüzünüzü bitirebilirsiniz bence. Tercihim kesinlikle sünger. O yüzden bu taraftan da bir süngerle geçeceğim. Fondöten eğer inceyse en güzel parmak ve fırçayla uygulanıyor ama eğer biraz daha kalın yapılıysa sünger çok daha iyi oluyor bence. Hem birazcık ıslak olduğu için yapısını açıyor. O kalınlığını birazcık öldürüyor hem de güzel dağıtıyor. Birazcık fazla kaldı elimde. Neyse kapatıcıya dönüyorum tekrar. Bakalım göz altlarımda nasıl olacak. Rengi biraz daha corrector olarak kullanılabilecek bir renk. Biraz fazla turuncu. O yüzden üstünden başka bir kapatıcıyla geçeceğim mecburen. Şöyle bir sivilcemin üstünde de deneyelim bakalım. Belki birazcık daha bronzlaştıktan sonra kullanabilirim. Ama şu anki cilt tonuma pek uygun değil. Bu tarafı da süngerle deneyeceğim. Kesinlikle fırça. Çünkü çok ince olduğu için böyle su gibi sünger emiyor ve geride hiçbir şey kalmıyor. Bir kat daha geçeceğim. Hiç umudum yok ama neyse. Ben bu kapatıcıyı sevmedim. Çok ince. Hiçbir şeyi kapatmıyor. Hala
morluklarımı görebiliyorsunuz. Hiç sevmedim, o yüzden üstüne sevdiğim bir kapatıcı geçeceğim. Too Faced Born This Way kullanacağım. Dediğim gibi belki corrector olarak kullanılabilir. Hafif böyle bir turuncumsu, şeftalimsi olduğu için. Şimdi göz altlarını da bir bitirelim. Birazcık fazla kapatıcı uyguladığımız için üst üste. O yüzden pudra kullanmak istiyorum. Betamardan Photofocus pudrasını kullanacağım. Alt kirpik dibime de Are You Kidding Me isimli rengi uygulayacağım. Çok tatlı ismi. Are You Kidding Me? Kidding. Küçük detaylar. Buradaki Teddy Bear isimli koyu kahveyi alıyorum. Bunu da yine dış kısmı uyguluyorum. İlk kullandığımız karıştırma fırçasıyla şu kenarları dağıtacağım. Üstüne ürün almadan. Ben böyle çok keskin olmayan görüntüyü seviyorum bu dış köşelerde. Tekrar krem fardan alacağım. Çok az alıyorum. Sadece şu orta kısmı bırakıyorum. Göz pınarlarıma buradaki kristal rengini süreceğim. Biraz fazla beyaz, o yüzden yanındaki puff rengiyle karıştıracağım biraz. Daha pembemsi. Şöyle kalanı da kaş altıma getiriyorum. Maskara olarak da Grande diye bir markanın Lash Boosting maskarasını deneyeceğim bakalım. Hiç böyle bir fırça hayal etmiyordum. Çok ufak bir kıl fırçası var. Bu markanın bildiğim kadarıyla kirpik serumu falan var. Sephora'da satılıyor diye biliyorum. Ama emin de değilim. Pek ümit yok gibi gözüküyor. Aa, sevmedim bu maskarayı. Pek iyi bir sonuç vermedi. Arkadaşlar yine kameramın şarjı bitti ve birden kapandığı için bir önceki çektiğim klip yok ortada. O yüzden tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum ama en son maskarayı sürmüştük. Sonra Alamar Cosmetics'in bu güzel allık paletini denemiştim ama o kısımlar yok. Neyse ne yaptığımı söyleyeyim. Alamar Cosmetics'in bu üçlü allık paletlerinden Fairlight rengini denedim. Şöyle elimin üstünde de görebilirsiniz. Paraiso ve Castaway rengini karıştırarak kullandım. İkisi de çok çok güzel. Hiç pudra pudra durmuyor. Cildimle çok güzel bütünleşti. Renkleri gerçekten mükemmel. Özellikle böyle bronzlaştıktan sonra yaza doğru daha çok kullanırım gibi hissediyorum. Çünkü tam böyle şeftali pembe yaz renkleri. Bir de paletin içerisinde aynası da var. Seyahatlerde çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Ve ambalajı da çok güzel. En sevdiğim renklerden biridir mavi. Çok hoş bir ambalajı var. Sonra Becca'nın bu likit aydınlatıcısını denedim fondötenin üstüne ve fondötenin üstünde de harika duruyor. Şu an bütün likit aydınlatıcılarımı bir kenara bırakıp sadece bununla yoluma devam etmek istiyorum. O kadar güzel. Fondöteni yerinden kaldırmadı, böyle kuru gözükmüyor. Aşırı aşırı güzel duruyor. Çok sevdim gerçekten bu likit aydınlatıcıyı. Keşke Becca'nın toz aydınlatıcılarını deneyeceğime önce likit aydınlatıcısını deneseymişim. Çünkü likit ve krem ürünleri kullanmayı daha çok seviyorum. Neyse. Bir de bronzer olarak Fenty Beauty'nin Sunstalker bronzerlarından Shady Biz rengini şöyle hafif bir şekilde uyguladım her tarafa. Ve en sonunda kaşlarımı yapıyordum. Kaş için yeni deneyeceğimiz bir ürün yok. Elf'in şeffaf kaş maskarasını kullanacağım. Artık son dönemlerini yaşadığı için birazcık fazla ürün bırakabiliyor kaşta. O yüzden şöyle başka bir kaş fırçası alıp üstünden bir geçeceğim. Emin olmak istiyorum. Geçelim dudaklara. İki tane dudak parçacısı var denemek istediğim. İkisini de deneyelim dedim. Neden olmasın çünkü. Şöyle çok hafif bir çerçeve vereceğim dudağımı. NYX'in Nutrafol dudak kalemiyle. İlk olarak Appeal diye bir markanın holografik dudak parçacısını deneyeceğim. Yeni oje sürdüm. Lütfen tırnaklarımı mahvetme. Bir dudak parlatıcısı için fazla küçük bir aplikatörü var. Aplikatörü o kadar küçük ki ürün gelmiyor resmen. Ben biraz daha böyle
holografik olacağını düşünmüştüm ama çok öyle değil gibi. Daha çok böyle şeffaf bir parlatıcının içerisinde renkli simler var gibi duruyor. Yakından da göstereyim. Çok yapış yapış değil, onu sevdim. Güzel bir şeffaf dudak parlatıcısı ama bence bu holografik değil. Ama güzel, kullanmaya devam ederim. İçerisindeki simler çok büyük değil, o yüzden günlük olarak da kullanılabilecek bir gloss bence. Sevdim, bunu kullanmaya devam ederim. Şu güneş yine tam yüzümün ortasına geliyor ama videonun sonuna çok yaklaştık. Benimle kalın, çok az kaldı. Sildim ama simler hala burada benimle, hatta dudağımın üstüne kadar çıkmış. Hiç hoş gözükmüyor. Diğer deneyeceğim bir dudak parlatıcısı ise Dominic Cosmetics'e ait Peach Tea isimli rengini deneyeceğiz. Bu bir YouTuber'ın markası. Muhtemelen tanıyorsunuzdur kendisini. Çok tatlı bir ambalajı var, böyle şeffaf ve pembe. Sevdim. Oo, çok güzel kokuyor. Böyle şekerli, vanilyalı bir kokusu var. Çok çok güzel kokuyor. Bunun içerisinde herhangi bir sim yok. Düz bir parlatıcı. Hiç yapış yapış değil. Rengini de çok sevdim. Çok opak değil ama yine de rengini veriyor birazcık. Bunu diğerinden daha çok sevdim. Günlük olarak muhtemelen kullanacağım. Bol bol. Bu aralar böyle parlak dudakları seviyorum. Şu kirpiklerimi bir kıvırayım. Skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. Ve makyajı bitirdik. Şu saçlarımı da açayım. Düzleştirmiştim. Ondan sonra birazcık böyle kendi kendine dalgalandı. Sonra dedim, İyi bari dalgalanacaksan ben de öreyim. Biraz daha fazla dalgalan. Bu arada aşırı alıştım ben bu pembe saça. Bilmiyorum, ayrılasım gelmiyor böyle. Hiç gitmese de olur gibi. Ama bilmiyorum. Sarıyı da birazcık özledim. Bakalım ne kadar süre kalacak saçımda. Merak ediyorum açıkçası. Ürünlerin üstünden tekrar geçmek istemiyorum. Bence yeteri kadar şey söyledim zaten denerken. Bir sonraki videolarda zaten kullanmaya devam edeceğim. Fikirlerim de tamamen oluştuktan sonra favoriler videolarına ekliyorum. Beğendiklerimi, beğenmediklerimi de yine videoların içinde söylüyorum kullanırken. O yüzden videonun sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Benden ne tarz makyajlar görmek istediğinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Hepsine bakıyorum tek tek. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.